Asgari ücret açıklandı biraz evvel Cumhurbaşkanı tarafından. Yani en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Adil bir asgari ücret belirlenmesi yapılmadı. Adaletsiz bir belirleme yapıldı ve aslında bir sefalet ücreti açıklandı. Yani biliyorsunuz 2015'ten beri bu yana süren bir kriz var. 2018 en derin ekonomik krizin yaşandığı bir dönem. Açlık sınırı 2018'den bugüne geldiğimizde baktığımızda şunu görüyoruz. 7800 lira olmuş açlık sınırı, yoksulluk sınırı 27 bin lira. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bugün asgari ücreti net 8500 lira olarak açıkladı. Şimdi çünkü dünyada karşılaştırma yapıyorlar. Dünyada asgari ücret çalışma hayatının istisnasıdır. Ama Türkiye'de asgari ücretle çalışmak kural haline gelmiştir ve bu kolay kolay kabul edilebilir bir durum değildir. Gerçekten insanları açlığa, yoksulluğa mahkum eden bir durumdan söz ediyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam ve alın terinin hakkını ödemek anlamına gelecek bir asgari ücret değildir bu maalesef. Faiz lobilerine, silahlanma ve savaş baronlarına aktarılan kaynaklara karşı emekçiler bir kez daha sefalete sevk edilmişlerdir. Şimdi Cumhurbaşkanı açıklamasında diyor ki sırtımızda yumurta küfesi var. Doğru. O sırtınızdaki yumurta küfesini bir indirin sırtınızdan. Halk indirecek çünkü. Bir indirin de o küfenin içindekileri halka dağıtalım. O küfenin içinde sarayın her gün harcadığı paralar var. Milyonlar var yani her gün sarayda yaptığınız harcamalara baktığınızda. O küfenin içinde sarayda yaptığınız örtülü ödenek harcamaları var. Kimin nereye gittiğini bilmediği örtülü ödenek harcamaları. İndirin o sırtınızdaki küfeyi de içindekileri bir halka dağıtalım ama şundan da eminiz zaten halk o küfeyi en kısa zamanda sırtınızdan indireceksiniz.